Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Başımıza gene çok enteresan bir şey geldi. Bu kocaman makrakanta akvaryumdan atlamış arkadaşlar. Yani akvaryumda sadece şu kadarcık küçük bir yer var yani. Başka her yer kapalı. Oradan atlama imkanı imkansız. Bunlar zaten kapalı. Şu küçücük yerden atlamış. Tahminime göre 2 saat falan dışarıda. 2 saattir dışarıda çünkü en son 2 saat önce gelmiştim o hobihaneye. Buldum. Ta şuranın arkasında buldum. Zıplaya zıplaya oralara kadar gitmiş. Bakalım şimdi attık akvaryuma. Tabii üstüne de başına da böyle bir sürü kir çöp yapıştırmış. Nefes alıyor. Gördüğünüz gibi. Ama hiçbir hareket yok. Bakalım çekeyim istedim. İlerleyen saatlerde hareketlenmeye başlayacak mı? Düzelecek mi? Ölecek mi? Bunu sizlere bu videoda göstermek istiyorum ama inşallah toparlar. Nefes aldığına göre bence düzelecek gibi geliyor. Bakalım ben birkaç saat bekleyeyim, belki de birkaç gün, bilmiyorum. Gelişmeleri bu videoda aşama aşama göstereceğim size. Maalesef başaramadı arkadaşlar. Hayata tutunamadı. Kocaman makrakantamız öldü. Başımız sağ olsun. Şöyle başlamışken diğer balıklarımızı bir gösterelim. Kötü bir başlangıç oldu ama keşke atlamasaydı. Benim de pek elimden gelen bir şey yok açıkçası. Kalan sağlar bizimdir. Diğer balıklarımıza bakalım. Evet, bugün kötü bir gün anlaşılan. Evdeki akvaryumumuz çatlamış. Eşim çağırdı hemen beni. Eve geldim. Sanırım alttan bir yerden çatlak var. Şıpır şıpır akıyor. Şu anda yapacak hiçbir şey yok. Balıkların hepsini toparlayacağım. Hobihaneye götüreceğiz. Bu büyük bir facia gerçekten. Sanırım alttan bir yerde çatlak var. Bunu yapabileceğimiz bir şey yok. Bu akvaryum iptal. İşte bu hobinin kötü yanlarından biri. Ama diyecek bir şey yok. Ben işlemlere başlayayım bir an evde. Çatlağın kaynağını buldum. Allah'tan şöyle yukarıda bir yerde, şuradan bir yerden sızdırıyor. Şimdi oraya kadar indireceğim suyu. Ondan sonra devam etmemesi lazım. Sonrasını bir daha düşüneceğiz. Komple alttan çatlak olmaması sevindirici. Tabii şöyle bir hikaye var. Bu akvaryum ben ilk kurduğumda şu sol taraftan şuradan bir yerden su sızdırmıştı. Sonra götürdük, değiştirdik bu akvaryumu. Yıllar sonra tekrar başka bir köşeden, başka bir akvaryum tabii ki bu. Şu anda damlatıyor. Neyse, oraya kadar indiririz. Sonra bir silikon çekeriz. İnşallah tadilat yapabiliriz. Şimdi şöyle bir bant var. Bu normalde atıyorum şöyle bir yerde bir çatlak var. Su sızdırıyor. Oraya kapattığın zaman komple kapatıyor ama böyle köşede bir yerde bu işe yarayacak mı bilmiyorum. Oraya göre keseceğim. Deneyeceğim. En kolay şu anda çözme ihtimalim bu. O olmazsa tekrar suyu boşaltacağız ve silikon çekeceğiz orada. Bakalım bu işe yarayacak mı, deneyip göreceğiz. Evet, ihtiyacım kadar olanı kestim. Buraya yapıştırdım. Bakalım su doldurmaya başlayacağız. İnşallah işe yarar. Suyu doldurmaya başladım. Bakalım ne olacak. Meraklı bekleyiş başladı. Bir yandan su dolduyor oradan. Bir yandan buradan akacak mı, merakla bekliyorum. Akıtan yeri geçti bence. Herhangi bir su yok şu anda. Tabii yukarı gittikçe basınç arttıkça sıkıntı olma ihtimali de yüksek. Başında bekliyoruz. Vallahi çoğu doldu. Şu anda hiç akıtan bir şey yok. Dediğim ve akmaya başladı. Beklenen son oldu. Akıyor, yemedi. Plan iptal. Durum
tahmin ettiğimizden daha ciddi arkadaşlar. Şimdi bakın. Şuraya bir odaklayayım. Taklayamıyorum ama akvaryum açılıyor. Görüyor musunuz? Akvaryum şu anda buradan açılıyor. Bakalım düzgünce sağlam bir silikon çekip inşallah sorunu çözeceğiz. Evet arkadaşlar, silikonu çektik. Asıl yapılması gerekeni artık yaptık. Başka çaremiz yok. Şöyle iyice bantla sıkı sıkıya camı yapıştırdım birbirine. Şöyle de silikonu da çektik. Artık bu bir gün koruyacak. Bu şekilde duracak. Ama şu sesi bir çare bulacağım. Çünkü ev ortamında şu ses insanı deli edebilir. Ona bakacağız. Bugünlük yapabileceklerim bu. İnşallah yarın suyu doldurduğumda sıkıntı çıkmaz ama çok düzgünce silikon çektim zaten, bir sıkıntı olmaz ama resmen akvaryum açılmış oradan. Bakalım yarınki videoda artık gelişmeleri gösteririm sizlere. İnşallah sıkıntısız bir şekilde akvaryum kullanmaya devam edebiliriz. Bugünkü videomuzda böyle biraz enteresan oldu. Yarın görüşmek üzere. Evet, videoyu sonlandırdıktan sonra çözüm bulduk. Şu normalde su değişimi yaptım, hortum benim. Onu şelale apartını çıkarttım. Hortum buraya taktım. Su içinde geziyor. Şöyle buraya akıyor. En azından bu gece rahat uyuyacağız su sesi olmadan. Yarına kadar bu şekilde dursun. Bunu da göstermek istedim sizlere. Bu sefer bitti. Yarın görüşürüz.